Rubens görünümlü Master Collection'a ait bir ventilatör. Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor şimdi bunları inceleyeceğiz. Arka tarafında vidalar var fakat şimdi hızlıca şu bilgiyi geçeyim. Eğer elle destekleyerek bu cihazları çalıştırıyorsanız bunu yapmayın. Direkt kutupsuz kapasitörü değiştirin yoksa yardımcı sargıyı yakıyorsunuz. Burada bir zaman e, saati de var diyelim. Öncelikle cihaza elektrik geliyor mu ona bakacağız buradaki soketleri çıkartıyorum ya da pop uçları, artık her neyse. Uçları boşa çıkarttım. Cihazı fişe taktım. Anink'ten yardım alıyoruz. Kablosuz NFC ölçümü pardon NCV ölçümü. Evet enerji geliyor. Şimdi fişi ters çevirip takıyorum. Yani faz ve nötrün de ikisinin de çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Bu sadece fazı gösteriyor ama yani anlama, anlatmak istediğimi anlamış olduğunuza inanıyorum tablonun iki tarafı da sağlam. Dış koruma şasisi olduğu gibi çürümüş durumda. Tuzlu bir ortamda kullanılmış. Buradaki ters diş sağa doğru çevirerek açıyorum. Fanı kendime doğru çektim, aldım. Arkadaki bu tel ızgarayı tutan kısmı da sola doğru çekip alıyorum. Şimdi artık yavaş yavaş motora doğru inmeye başladık. Motorun üstünde 4 tane cıvata var. Gördüğünüz gibi bu 4 tane cıvatayı söküyorum. Daha sonra bunun etrafında plastik tırnaklar var. Bu plastik tırnaklardan kurtararak ön kapağını çıkartıyorum. Sağa sola salınım yapan bu aparatın içinde bir tane vida var. Onu da çıkarttım ve kapasitöre ulaştım. Bakın cihaz hiç çalışmıyor. Normalde kapasitörle ilgili bir problem yok ama değerini ölçmek için ben kablonun uçlarını kesiyorum. Bu kapasitörün uçları direkt motorun sargının içine girdiği için oradan değişimini maalesef yapamam. 1.1 mikrofarad olarak gözüküyor. Kapasitörümüz sağlam. Motorun içine doğru iniyoruz. Sargıların arasına baktığımız zaman bakın burada bir parça var. Aslında bu bir sigorta. Aşırı ısınmalarda bu sigorta atıyor. Kim yerlerde hatırladığım kadarıyla LM33 olarak geçiyor. Oradaki parçayı ben sökerek ki çok zor şartlarda sökerek kısa devre yaparak sigortayı iptal ediyorum. Sonuç motor dönüyor. Oradaki kısım tam videoya girmemiş ama oradaki sigortayı ben koparıyorum. Oradaki telleri kısa devre yapıp çalıştırıyorum. Değiştiremiyorum çünkü orada hiçbir şekilde pay yok. Hiçbir şekilde makaronla tekrardan kapatıp saracak bir durum yok. Çok küçük bir lehim ve makaronla orayı kapatarak oradaki işlemi tamamladım. Motorun ortasındaki rotoru söktüm, zımparaladım, daha rahat dönmesi açısından güzelce yağladım ve tekrardan testlerimi yapıyorum. Artık yavaş yavaş motoru toplamaya başladım. Motorun arkasında bir tane vida var. O vidayı taktık. Ön ızgarayı takıyorum. Üstündeki sabitleme ve salınım yapan parçanın vidasını takıyorum. Rotorun ortasındaki pimi yerine takıyorum. Bu cihazda gördüğünüz gibi esas ana neden cihazın sigortasının atması. Peki sebep Rotorun ortasındaki yataklara sıkışması neden paslanmadan kaynaklı, rutubetten kaynaklı. Eğer bu vantilatör aynı şartlarda çalışmaya devam ederse bundan sonra sigortası atamayacağı için cihaz yanacaktır. Yani artık aşırı ısınmayı algılamayacak. Bunu bir not olarak geçiyorum. Bu cihaz çalıştırılacaksa göz altında çalıştırılması gerekiyor. Fanın rahat döndüğünden emin olmak gerekiyor. Eğer fan zorlanıyorsa çünkü artık sargılar tamamen yanacak ve cihaz hiç kullanılmayacak hale gelecek. Kolay gelsin. Hayırlı olsun.